Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer, ben Cem, ben de Melih. Bir haftalık sohbet videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu sefer tek başıma değilim. Gördüğünüz gibi Melih ve Cem var ya yanımda. Bir soru alıp gideceğiz yani biz <laughs> ya çok, hemen çok bir, kalmıyoruz zaten. İlk, ilk, ilk bir sorunu almaya geldik. Aynen. <laughs> i̇lk sorumuz Furkan Çoban'dan gelmiş. Bir dahaki cezalı oyununda Cem abinin yanına Melih abiyi de alır mısın? İkisinin atışmaları, sataşmaları daha komik oluyor. Üçünüz <laughs> efsane olabilir demiş Sağ olsun. Sağ Eyvallah. Olsun. evet yani Meli ile birbirimizi seviyoruz ama atışmalarımız çok keyifli oluyor. İlerleyen videolarda umarım bol bol evet. göreceksiniz bizi de. Tamer reis biz davetlerse tabii ki koşa koşa geliriz. Zaten tek tek davet ediyorum ama şöyle bir sorun var. 4 kişilik oyun fazla yok. O yüzden de hep beraber oynayamıyoruz. İki kişilik oyunlar ya iki kişilik oluyor ya da dört kişilik oluyor oyunlar. O yüzden o şekilde ilerliyoruz. son bir şey daha ben ekleyeyim. Arkadaşlar Tamer oyunları o kadar iyi oynuyor ki. Ee, ya bu dört kişilik oyunlarda olsun, iki kişilik oyunlarda olsun. Zaten bizim derdimiz genelde Tamer'le olmuyor. Tamer başka bir ligde oluyor. Biz kendi aramızda Biz kapışıyoruz. Biz kendi aramızda kapışıyoruz. <laughs> Doğru söylüyorsun ya. Biz ya ben ya Cem'le kapışıyorum ya Arif'le kapışıyorum zaten. Arif'le geldi yani sonuculuğu ben zaten kapışıyor oluyorum. Ben bir Tamer'i böyle bir hani bir, bir ufaktan bir zorluyorum ama o da çok böyle ufak uh, küçük zorluklar oluyor. Aynen. güzel eğlenceli oluyor videolarımız zaten cezalı videolarımız aynı hızıyla devam ediyor arkadaşlar o zaman biz Gidip, senden müsaade isteyelim hadi, gidelim. Hadi, kolay gelsin. hadi kolay gelsin görüşürüz arkadaşlar bakın kendinize. ikinci sorumuz vmk oyun nickli arkadaşımızdan gelmiş tamer abi dergi çıkarır mısınız haftalık sohbette açıklarsan sevinirim abi demiş veysel ismi bir de seviliyorsunuz abi diye rekten sorusunu bitirmiş e, açıkçası dergi çıkar mı? hiç düşünmedim bile aklımın ucundan bile geçmedi öyle bir düşüncemiz yok Zaten e, YouTube kanalı dışında şu an herhangi bir platformda da yokuz. E, özellikle Twitch sorularınız çok oluyor. Twitch şu an için düşünmüyoruz. İleride böyle bir şey olursa da zaten duyurmuş oluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Murat Koşucular isimli. Arkadaşımızdan gelmiş. Abi Wii oyun konsolu neden kullanmıyorsun? Wii oyunlarını da çekmeni isterim. Haftaya sohbet videosunda cevaplarsan makbule geçer demiş. E, açıkçası Wii oyun konsolum yok. Şimdiye kadar hiç kullanmadım. O yüzden biraz uzam. Fakat... İleriki zamanlarda Wii üzerinde oyun çekmek isterim. Şu bakımdan isterim özellikle Mario Karting oyunları 4 kişi rekabet edebileceğimiz gayet güzel oyunlar. Ve açıkçası arkadaşlar bildiğim kadarıyla Wii'nin Türkiye'de resmi bir distribütörü, bir satışı da yok. O yüzden oyunlara ulaşım biraz zor oluyor diye biliyorum. Bu yüzden Wii konusunda şu an için bir çalışma, bir oyun videosu yapma düşüncem yok. İleriki zamanlarda olabilir. Ee, dördüncü sorumuz oyun RS nickli arkadaşımızdan gelmiş. Abi bir sınavdan en yüksek ve en az notun ne? Haftalık sohbette cevaplarsan sevinirim teşekkürler demiş. E, ee, şimdiye kadar hiç ilginçtir yüz aldığımı hatırlamıyorum. E, ee, i̇lk okulda başarılıydım zaten derslerde. Ondan sonra bir Anadolu sesini kazandım ve sonra biraz rahat bıraktım saldım galiba. Ee, en düşük notum yani 90 en yüksek 90 falan almışımdır herhalde yüzlerinden. En düşük notum da bir ara sürekli lisedeyken çok kötüydü derslerim. Sürekli 5 5 alıyordum. Hatta o zaman bir BBG e, diye bir yarışma vardı. Orada 5 numaralı bir çocuk vardı. Edi Edi mi? Fenerbahçeli falan da hatta böyle bir karakter. Sürekli bana 0 5 Tamer diye <laughs> sesleniyorlardı sınıfta. 5 en düşük aldığım nottur. Yüksekini de bilmiyorum zaten 90 falan diyelim. E, bir sonraki sorumuz Berkay Şengönül isimli arkadaşımızdan gelmiş. Abi Bloodborne için seri yapacak mısın? GTA'da Heist gelirse onun için de etkinlikler yapacak mısın? Cevaplarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Bloodborne oynamak isterim. Daha önceden Demon Souls, Dark Souls ve Dark Souls 2'yi uzun süre oynamış bir oyuncuyum. Severim de fakat izlenmesi o kadar zevkli olmayabilir. Bloodborne videosu mutlaka çekerim ama seri olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Ve bunun yanında da GTA Heist soygun 10 Mart'tı zannediyorum tarih çıkış tarihi belirlendi. 10 Mart'ta kesin olmasa da 11 Mart'ta kesin olur videosunu çekmiş ve yayınlamış olurum. Sizlerle birlikte çekeriz zaten oyun dizisi çetesiyle birlikte çekiyor oluruz bu videoları arkadaşlar. bir sonraki sorumuz Marcus Harold. E, nikli veya isimli artık olabilir. Arkadaşımızdan gelmiş. Tamer kardeşim neden strateji oyunları oynamıyorsun demiş. Ee, i̇lk olarak strateji türüne biraz uzağım. Eskiden çok fazla Age of Empires 2 özellikle çok oynardım arkadaşlarımla. Ee, seviyordum güzel fakat e, strateji oyunları biraz sıkabilir, izlenmesi sıkabilir diye düşünüyorum ve zaten ben de o kadar uzman değilim. Ee, Medieval Total War'ı oynamıştım zannediyorum en son ciddi olarak strateji türünde. Diğerlerine öyle bir göz aşina var az bir şey oynamıştım var fakat uzmanlık gerektiriyor ve çok uzun saatler alır videoları o yüzden pek e, strateji oyunlarını çekmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum bilmiyorum tabi sizden gelecek yorumlar ışığında da ileride e, böyle bir şey düşünebilirim bir sonraki sorumuz Tunç Estetik isimli arkadaşımızdan gelmiş Tamer abi bıyanın üzerindeki o iz ne demiş bu e, ben çok fazla gördüm en az bir 10-15 kişide gördüm bu izi e, sorduğunuzu gördüm arkadaşlar. O yüzden bu soruya yer verdim. E, yaklaşık 3-4 yaşındaydım zannediyorum. Tam olarak hatırlamıyorum. Hayal meyal böyle aklımda kalmış. Acısı aklımda kalmış. <laughs> Olayı tam hatırlamıyorum da annemin anlattığına göre ben böyle e, uyumadığımdan geceleri işte odamda ütü vesaire yapıyormuş. Yani uyuyayım diye uyumamı beklemek için. Ütü yaparken bir gün ütü yaparken fişini çekiyor tabii. Daha yeni bitiyor ütü. İçeriye kadar, mutfağa kadar gidiyor. Ve ben o sırada o ütünün fişini çekip çuf 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 diye trencilik vesaire artık ne oynuyorsam çuf diye bir çekiyorum. Zaten tam o sırada giriyor annem görüyor ve o ütü yüzüme düşüyor arkadaşlar. Onun izidir bu. Ütü izi yani yanan tam yani tam yanmıyormuş da biraz yani sıcak da olsa öyle düşüyor ve bu şekilde izi kalıyor şuramda. O izi de bunun hikayesi bu az çok umuyorum anlatabilmişimdir. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bedirhan Can isimli arkadaşımızdan gelmiş. Tamer abi hangi tür müzikleri dinliyorsun? Cevaplarsan sevinirim. Metal will never die demiş. Ee, metal müzik dinlemesem de pek rock müzik dinliyorum genelde. Eskiden sadece rock dinlerdim. Çok tutucuydum. Fakat yaşım ilerlediğinden gerçi ilerlemiş demeyeyim de 30 o kadar <laughs> geç bir yaş değil. Neyse ee, biraz daha yumuşadım yani. Sadece rock dinlemiyorum diğer müziklerde birçok müziği de dinliyorum. Sadece arabesk vesaire öyle daha böyle şey türleri dinlemem. Onun dışında neredeyse her müziği dinli dinliyorum. Seçici olmam. Yani kulağıma hoş gelen müzikleri dinliyorum. 9. E, dokuzuncu sorumuz Ahmet Kadıoğlu isimli. Arkadaşımızdan gelmiş. Tamer abi Xbox One ile Kinect mi alayım yoksa PlayStation 4 ile Mu mu alayım? Haftalık sohbet videonuna cevaplarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Xbox One, Kinect ve PlayStation 4'le Move. İlk olarak şunu söyleyeyim, PlayStation 4'le 4'e e çıkmış bir Move oyunu yok bildiğim kadarıyla. PlayStation 4'ün kamerası var ve Move'u da tanıyor ama e, özel olarak yapılmış bir oyun yok. Ee, bir kendi PlayStation 4'ün içerisinde bir oyun vardı. Onda mu oynanıyor muydu, oynanmıyor muydu bilmiyorum ama demo gibi bir şeydi. Yani kullanılmıyor. Dolayısıyla PlayStation 3 ile mu dersen o tarafta bayağı oyun var. Xbox One'la Kinect'te de e, Xbox One tarafında e, 5-6 tane oyun biliyorum olduğunu. Açıkçası senin kararın ama dediğim gibi PlayStation 4 değil, PlayStation 3 ve Move ve Xbox One veya Xbox 360 ile kinekte düşürürsen daha mantıklı olur. E, ve son sorumuz Tamer abi Dying Light, Dying Lint yazmış yanlışlıkla. Light olacak. Neden çok az çekmeye başladım? Bu arada Lint demişken <laughs> sorularınızı okurken bir tane şey gördüm. Dingin. Light yazmış sonra da altına yazmış abi cep telefonu IOS düzeltti diye. <laughs> Doğrudur cep telefonlarınız da böyle bazı yazıları düzeltebiliyor ve anlamsız şeyler ortaya çıkabiliyor. Dingin Light biraz <laughs> huzur veren ışık. Arkadaşlar ben aslında Dying Light için 2 saatlik bir video çektim yayınlayacaktım. Fakat e, kayıt cihazında çıkan bir sıkıntıdan dolayı oyunun sesi kaydedilmemiş. Dolayısıyla bunu yayınlayamıyorum. Aynı bölümü yeniden oynamam lazım. Aslında burayı atlayıp anlatıp geçecektim fakat öyle olmaz ilerleyen bir hikaye var Bu hikayenin devam etmesi için yeniden oynamamın gerektiğini düşünüyorum e, Bu yüzden yarın gelmeyebilir fakat e, bir sonraki gün mutlaka yayında olur yeniden oynayacağım ve yeniden aynı bölümü çekeceğim fakat son bir video olmayacak ondan sonra muhtemelen bitecektir diye düşünüyorum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki Perşembe haftalık sohbet videomda görüşmek üzere hoşçakalın